Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Bol güneşli bir günümüz var arkadaşlar. Artık yaz ayları geldi arkadaşlar. Bugün nasip olursa annemin bahçesinin son mahsulleri kuru patlıcanı değerlendireceğim. Çünkü tazesini dikti, çıkıyor patlıcanlarımız. O yüzden bu kuru patlıcanı ziyan etmeyelim dedik. Emek emek yapılıyor. Annemin ellerine sağlık. Bugün onu yapacağım, dolduracağım arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar hemen malzemelerimi geçeyim. Burada gördüğünüz üzere 50-55 tane kuru patlıcanım var dizide. Bunları 20-25 dakika sıcak suda haşlayacağım arkadaşlar. Onu gene de bakarız durumuna, hani kıvamına. O haşlana dursun. O arada ben iç malzemesini hazırlayacağım arkadaşlar. Burada 2 su bardağı pirincim var. 1 çay bardağı bulgur. Bunları yıkadım, hazırladım. Süzgecimi koydum arkadaşlar. Bayağı bir işte maydanoz, dereotu, taze soğan, 2 tane kuru soğan. Hatta soğanın bayağı büyük. Bol soğanlı güzel olur. Sarımsak koyacağım bayağı. Bunlar hep yine annemin bahçesinin mahsulleri. Onları değerlendireceğim bugün. Ve de 200 gram kıymamız var. Bir su bardağı dolusu zeytinyağı lazım. Ben çay bardağını koymuşum yanlışlıkla. Üzerine ilave ederim. Çünkü güzel olur zeytinyağlı. Bir yemek kaşığı nar ekşisi lazım. Var aklım gelmedi, kusura bakma. Baharat içinde tuz, karabiber, kimyon, sumak, pul biber ve kuru nane. Bayağı bir kuru nanem var. Onları koyacağım arkadaşlar. Gene de tabii siz isteğiniz göre yapabilirsiniz. Ama bu şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Ben ilk etapta bir patlıcanlarımı haşlayayım arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere patlıcanlarımı tenceremi koydum. Üzerine suyunu koydum. Artık altını yaktım. Haşlanmayı bıraktım. Arkadaşlarım yeşilliklerimi doğradım. Artık malzemelerimi karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Baharatlarımı koyayım arkadaşlarım şöyle. Bir şeyimi koydum. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını koydum arkadaşlarım. Zeytinyağımın birazını koydum. Birazını bardaktakini şimdi koyuyorum. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bol zeytinyağlı. Güzel olur arkadaşlar. Şimdi bir nar ekşisini koyayım arkadaşlar. Nar ekşisi güzel olur. Şöyle bir yemek kaşığı civarında. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimki bayağı çok ekşi. Annem kendisi yapıyor. O yüzden yeterli. Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı, yemek kaşığı çok olabilir. Şimdi artık bunları arkadaşlar karıştırma aşamasını geçeceğim. Arkadaşlar mis gibi iç harcımı hazırladım. Güzel oldu. Mutfak kokuları sardinanınki, yeşillik kokusu. Patlıcanlarım da oldu. Süzgeç koydum. Birazcık soğusun. Artık doldurma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar nasıl olursa başlayacağım. Süzgecimi koydum. Patlıcanlarım zaten soğudu. Burada şu saplı tavamda yapacağım. Dibine soğan doğradım. Hem yemeğe lezzet verir dolmamıza hem de yapışmasını önler diye. Şu şekilde içim hazır zaten. Arkadaşlar başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok doldurmayacağım. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bir tanesini zaten koymuştum şu şekilde. Bunu böyle bir içine koyacağım. Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Daha önceki videolarımda söylemişimdir zaten. Şöyle yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok koymayacağım. Şişip de taşmasın diye arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Son bahçemizin mahsullerini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tazeleri de çıkıyor. Annem ekmişti sağ olsun. Bir tane daha yapayım. Bir büyük bir küçük yaparsam o zaman daha şey olur. İçine girmesi daha kolay olur. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze yapmasın. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapmayı devam ediyorum. Misafirim geldi. Biraz ara verdim. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı sanırım bir sırasını yaptım. Şu şekilde. Şöyle. Biraz daha içim var. Hatta kabımı boşalttım. Küçük bir tabağa aldım. Birazını daha yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Arkadaşlarım çok doldurmuyorum dediğim gibi şu şekilde. Büyüğüyle küçüğü birleştiriyorum ben. Biz öyle yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz öyle de koyabilirsiniz. Antepli arkadaşlarımız çok çok güzel yapıyor. Antep, Hatay o taraftaki arkadaşlarım var. Benim komşularım öyle Almanya'da. Ellerine sağlık. Onlarınki bir başka oluyor. Bizim koku da olmaz da. Yine de işte biz de yapıyoruz bir şeyler. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ikinci sırasına doğru devam ediyor. Karşı komşum var. Onlar da Almanyalı. Düsseldorf'tan. Yaşlı annesi babası var. Teyze biraz ayaklarından rahatsızdı. Ameliyat falan geçirdi. O yüzden kızı, gelini, oğlu geldi. Onlar sağ olsun uğramışlar. Ben biliyorsunuz kayınvalidemi kaybettiğim için başsağlığına uğradılar. O yüzden bir onları hemen bir kahve içim zaten çok kalmadılar. Onları ağırladım. O yüzden biraz ara verdim. Dolmama tekrar şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Sağ olsun onlar çok iyi. Onlar da dönüyorlarmış zaten 10 günlüğüne falan gelmişlerdi. O yüzden 5 dakika uğramışlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Sağlığına gitsinler inşallah. Şöyle arkadaşlarım devam ediyor. Arkadaşlarım çok az kaldı. 2-3 tane kaldı. İçim gittiği kadar yapacağım artık. Bir daha yapıyorum şunu. Bunlar işte yazın arkadaşlarım şey oluyor. Annemin bahçesinde var. Sağ olsun. Az olursa kendi yapıyor. Çoğu olursa konu komşu toplanıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. İşte oyuluyor. Diziliyor. Ondan sonra bayağı suda bekletiliyor. Acı suyu çıksın diye. Siyah suyu çıkıyor zaten birkaç defa. Ondan sonra kurutuluyor. Telleri asılıyor. Zaten bizim burası çok sıcak oluyor. Takır takır kuruyor. Ama bir de hani böceklerin şey olmasın, kötü olmasın diye bir de bizim mahallelerde fırınlar var. Ekmek fırınları. Oralara da koyuluyor. O zaman şey oluyor. Hani çok güzel dayanıyor arkadaşlar. Tertemizdi şeyler. Hiç böceklerim falan yoktu. Patlıcandan, oyulmuş patlıcandan gerçekten çok güzeldi. Yani fırınlarda koyulduğu için demek ki daha çok dayanıyor. Böyle arkadaşlarım işte. Yoksa zaten tam güzel kurumuşsa şey olur, nemlenir, böceklenir falan güzel olmaz hani. Tam sonuncu yapıyorum arkadaşlarım. Tam yetecek nasip olursa. Çok iyi denk geldi, çok şükür. Arkadaşlar dolmam oldu. Şimdi artık salçalı su yaptım şöyle. Gördüğünüz gibi onu dökeceğim üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar üzerine geçer geçmez gibi şöyle üzerine yakın suyumu koydum. Üzerine biraz tuz gezdirdim. Birazcık nar ekşisi gezdirdim. Siz tamamen bu isteğiniz bağlı. Şimdi artık ocağıma koyabilirim. Bir de zeytinyağı gezdireceğim. Arkadaşlar zeytinyağlı etli kuru patlıcan dolmamız pişmeye hazır. Üzerine bir tane tabak kapattım. Daha üzerinde kendi kapağını kapattım. Artık pişmeyi bıraktık. Şu an birazcık harlı ateşte. Biraz sonra biraz tıkırdadım. Hemen altını kısacağım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün annemin geçen yazki bahçesinin mahsulünü değerlendirdik. Kuru patlıcan dolması yaptık. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Sizleri sıkmamışımdır. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Aydın'dan memleketimden kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.